Herkese mutlu sabahlar. TGRT Haber ekranındasınız. Gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski bakan ve milletvekilleriyle iftarda buluştu. 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Bir bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski bakan ve milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Bosna dönüşü yaptığı bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi. Bazı ifadelerimin bir kısım arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşıldığını öğrendim. AK Parti'nin gerek bu listede yer alan, gerekse geçmiş seçimlerde aday gösterdiği herkes ehliyet ve liyakat sahibidir. Öyle olmasa zaten partimizde görev alamazlar. Üstelik de milletvekilliğinin asgari gereği olan komisyon ve genel kurul çalışmalarını dahi ihmal etmiş isimlerin durumunu elbette dikkate aldık. Ama her dönem bu yüzden liste dışı bıraktığımız isimlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmez. Erdoğan eski bakan ve vekillerden 24 Haziran için destek istedi. Sahada olun dedi. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit birlik vaktidir deyip irade, erdem, cesaretle Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıktık. AK Parti'nin seçimlerdeki en büyük güçlerinden biri de sizlersiniz. Geçmişte meclis çatısı altında edindiğiniz tecrübeler, teşkilat çalışmaları konusundaki birikiminiz ve diğer pek çok hasletinizle sizlerin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Erdoğan kendinin ve partisinin neden hedef alındığını da anlattı. AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Bunun için Türkiye'ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılanda şurada bir ay var. Türkiye'de AK Parti'yi nasıl sindiririz? Budur. Hatta Erdoğan'ı nasıl sindiririz? Budur. Sizlerden AK Parti'ye değil, ülkenize sahip çıkmanızı, milletimize sahip çıkmanızı, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini kazandıkları takdirde AK Parti hükümeti olarak bazı illerde millet bahçeleri açacaklarını söyledi. Bizim somut, müşahhas yapacaklarımız neler olacak? Burada önemli bir ipucu vereyim. Bunu çünkü kimseden duymamışsınızdır. Yani diğerlerininkini söylüyorum. O da şu, biz çevreciyiz. Ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla, milyon demiyorum bakın, milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. O da şu. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin. Konya. Konya. Şimdi Konya'da mesela Konya Stadı vardı. Konya Stadı'nın yerini şimdi biz Konya'yı iyi biliyorum. Yeni stat yaptığımız için o stadın yerine biz orada bir millet bahçesi. Aynı şekilde Eskişehir. Eskişehir'in eski stadı. O eski stadın olduğu yere biz şimdi bir millet bahçesi kuracağız. Aynı şekilde İstanbul. En büyük müjde bu. Belki acele ettim ama söylemem lazım. Çünkü ki ruhumdan ihtiyaç geldi. İhtiyaç da bu değil mi Sayın Cumhurbaşkanım? İhtiyaç da bu aslında. Evet. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya. Evet. Orası millet bahçesi olacak. 29 Ekim'de İstanbul'daki o dünyanın sayılı havalimanını açıyoruz. 29 Ekim'de orası açılacak. Ama mevcut Atatürk Havalimanı'nda da inşallah orayı da dev bir millet bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun.
Yani çok büyük bir müjde. Aslında. Müjde yani işte yok İngiltere'nin şöyle bahçeleri var, bilmem şuranın şöyle bizim de var diyeceğiz. Onun için de burayla ilgili biz şu anda animasyon çalışmaları vesaireler onlar bir taraftan yürüyor. Ve burayı 29 Ekim'deki açılış ile birlikte burada da hemen yoğun bir şekilde çalışmalar başlayacak. Herhalde orası tabii belli bir süre alır oranın o hale dönüşmesi. Aynı şekilde Ankara'da eski statların şimdi yeni statlara dönüşmesiyle birlikte elimizdeki o büyük alanları buna dönüştüreceğiz. AK Parti ile MHP arasındaki ortaklık meydanlara da yansıyacak. Cumhur İttifakı ortak mitingi yapılacak. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin miting programını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting maratonu 26 Mayıs Cuma günü Erzurum'dan başlayacak. Erdoğan 30'un üzerinde ilde miting yapacak. Yeni düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile kalktı şaha Türkiye. O mitinglerden bazıları sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın mitingi olacak. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka bir mitingimizi Cumhur İttifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Milli Mutabakat Komisyonu vardı. Yine bu kampanya sürecini de Milli Mutabakat Komisyonu üzerinden ve bu komisyonun karşılıklı müzakereleri, istişareleriyle sürdüreceğiz. Yerlisiyle, millisiyle, vatan millet ele, yedi düvel gelse de. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim beyannamesine ilişkin detayları paylaştı. Gözler AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin adaylarının tanıtılacağı toplantıda seçim beyannamesini de açıklayacak. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Seçim beyannamesine dair detaylar paylaştı. Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Çünkü bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli, bir yeni sistem değişikliğiyle biliyorsunuz biz 24 Haziran'a gidiyoruz. Türkiye daha esnek, daha hızlı, keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü meclis, güçlü hükümet esasına dayalı. Yeni seçim beyannamemizi yeni hükümet modelinin her alanda hangi değişiklikleri getiriyor? Öncelikli olarak bunu anlattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya her alanda yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Ve seçim beyannamemizde 146 tane büyük proje sunacağız. Başbakan yardımcısı Recep Aktağ yeni dönemde milletvekili olanların bakan olamaması durumunu değerlendirdi. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden. Başbakan yardımcısı Recep Aktağ, AK Parti listelerinde yeniden yer almasının ardından ilk kez TGT Haber'e konuştu. Milletvekili olanların bakan olamamasına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Erzurum'da aday olmak benim için tabii bir şey. Biliyorsunuz 2002'den beri AK Parti'mizin çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızın peşinde koşturuyoruz. Bu bizim için bir hayat tarzı. Bizim aklımızdan böyle bir şey geçmez. Kendimi bir yere hiç konumlamam. Hiç konumlamadım yani bu 2002'den bu yana. Önemli olan biraz önce ifade ettiğim gibi bugün sadece Türkiye'nin değil mazlum milletlerin de bir umudu haline gelmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçtirmektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlattı. CHP Milletvekili Eren Erdem yeni aday listesine giremedi. Katıldığı bir televizyon programında itiraf üstüne itirafta bulundu. Erdem televizyon programına telefonla bağlandı. CHP içindeki kirli tezgahları bir bir anlattı. Zaman Gazetesi'ne Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiğini söyledi.
MİT tırları belgelerini de CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığını iddia etti. Savcılık bu iddialar doğrultusunda soruşturma başlattı. Eren Erdem'in FETÖ suçlaması nedeniyle 22 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Listeye giremeyen Erdem yurt dışına çıkmak istemişti. Ancak havalimanında yurt dışı yasağı konulduğu için gidemedi. Cumhurbaşkanı. Sevgili izleyiciler, milletvekili adaylığından çekilen avukat Nesrin Tuncel, CHP'yi adeta topa tuttu. Kadınları vitrin süsü olarak gören zihniyete karşı olduklarını dile getirdi. CHP Gaziantep milletvekili adaylığından istifa eden avukat Nesrin Tuncel, partisine verdi veriştirdi. Tuncel, CHP'nin kadınları hak ettikleri konuma koymadıklarını söyledi ve ekledi. Kadınları vitrin süsü olarak gören anlayışı istemiyoruz dedi. Bizim hak arayışımızdan daha doğal bir şey olamaz. Bizimkisi kadını seçilebilir noktaya koymayarak, kadını değersizleştiren, kadını vitrin süsü olarak listelerin geri planına, geri sıralarına iterek sadece vitrin süsü olarak gören ve görmek isteyen anlayışa bir tepki. Bu doğrultuda bizim bundan sonra da kadın erkek eşitliği ve kadının hayatın her alanında olması. Türkiye geleceğine daha sağlam adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de yeni bir dönem başladığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'deydi. Çukurca'da kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulundu. Buradaki törende konuşan Albayrak, enerjide yeni bir dönemin başladığını belirtti. Yeni sahalarda petrol aranacağını söyledi. Artık yeni bir dönem başlıyor. Çünkü önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar güney bölgesinde, kuzeyde de Van'dan Siirt'e kadarki alan içerisinde çok yoğun bir uçakla gravite veri toplama işlemini de başlattık. Hem uçakla gravite veri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak özellikle uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var? Ne var? Bir şeyler var ama bilmiyoruz. Bakan Albayrak artık başka bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye başka bir ülke. Eski Türkiye değil. Yeni bir Türkiye. Daha güçlü, güvene ve istikrara dayalı 15 yıllık yolculuğunda geleceğine çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerimizin yakınları ve polisimizle iftarda buluştu. Bizim çocuklarımızı alıp terörist yapamayacaklar. Son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her iftarını polisimizle, askerimizle, gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla yapıyor. Bazen de sahura yine asker ve polislerimizle kalkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez daha şehitlerimizin yakınlarıyla buluştu. İlahiler okundu, dualar edildi. Şehitlerimizin yakınları ve polisimiz aynı sofradaydı. Ezanla birlikte oruçlar açıldı. Yüzler gülüyordu, polisimiz şehit yakınlarımızı ağırlamanın sevincini yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Polis Kolej Müdürlüğü'ndeydi. Şehitlerimizin yakınlarıyla bol bol sohbet etti, hal hatır sordu. Bakan Soylu terör operasyonlarına değindi. Dün 8 terörist etkisi hale geldi. Bugün hem Siirt'te, Baykan'da hem de Kars, Çemçamadur'da toplam 9 terörist etkisi hale geldi. Yani
aslında silahı emanet edenler sadece silahı emanet etmediler. Bu ülkenin namusunu da emanet ettiler. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Sağ olun. Ve Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi geldi değerli izleyenler. Dolar 4 lira 92 kuruşu görünce olağanüstü toplandı Merkez Bankası ve faizi 300 bas puan arttırdı. Bakın sonrasında dolardaki son durum nasıl oldu? Dolar seçim öncesinde çok hareketliydi. 4 lira 92 kuruşu gördü. Merkez Bankası dövizdeki aşırı oynaklık sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısından faiz arttırım kararı çıktı. Merkez Bankası borç verme faiz oranını 3 bas puan arttırdı. %13.5'ten %16.5'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan gelen haberler doları hızla geriletti. Toplantı haberinin öncesinde 4 lira 80 kuruş seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4 lira 57 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dövizdeki dalgalanmaya ilişkin üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur dedi. Erdoğan vatandaşlara paranızı dövize değişmeyin çağrısı da yaptı. Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de eski milletvekillerine verilen iftarda buluştu. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ha ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir. Bak onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Cumhurbaşkanı millilik vurgusu yaptı, vatandaşlara yerli paranıza sahip çıkın diye seslendi. Tüm halkıma, tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur. Yerlilik budur. Vatanseverlik budur. Eğer buna sahip çıkarsak bilesiniz ki yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Ekonomi üzerinden Türkiye'yi bitirme planlarına ise rest çekti. Yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz. Onu da açıkça söylüyorum. Merkez Bankası'nın doların ateşini düşürmek için aldığı bu faiz artırma kararına hükümet kanadından ilk açıklama da geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in değerlendirmelerini izledik. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faiz artırım kararından dakikalar sonra Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve Para Piyasası Kurulu üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye'nin hiçbir makroekonomik problemi çözülemez değil. Problemleri daha önce çözdük, yine yapabiliriz. Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli af önerisi getirdi. Bahçeli, Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlerin cezaevlerinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı dedi. Çakıcı, Bahçeli'nin bu sözlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Alaaddin Çakıcı, Kırıkkale'deki T tipi kapalı cezaevinde yatıyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü rahatsızlandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alaaddin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bahçeli Çakıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. İkili bir süre sohbet etti. MHP lideri Bahçeli, tesbih koleksiyonundan bir tesbihi de Alaaddin Çakıcı'ya hediye etti. O anlar objektiflere böyle yansıdı. Diyarbakır'a gideceğiz. HDP'nin seçim bürosu açılışında terörist başı Öcalan Dehin'e slogan atan gruba müdahale edildi. Olaylarda bir kişi gözaltına alındı. HDP'nin seçim bürosu açılışında terörist başı Öcalan Dehin'e slogan atıldı. Bir kişi gözaltına alındı. HDP seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da seçim bürosu açtı. Şimdi seçim büromuzu açıyoruz. Açılışa gelenler HDP'li vekillerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Halay çökenlerden bazıları terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis slogan atılmaması yönünde kalabalığı uyardı. Gelme buraya. Uyarılara rağmen grup slogan atmaya devam etti. Polis daha sonra aynı uyarıyı HDP milletvekili Sibel Yiğit Alp'e yaptı. Grup slogan atmakta ısrarcı olunca polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı, sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Terörle mücadeleye bir göz atalım. Son 5 ayda terörist PKK'nın 30'dan fazla elebaşısı etkisiz hale getirdi. İçerideki teslim ol. Teslim ol. Kimse sana bir şey yapmayacak. Terör örgütü hem havadan hem karadan kuşatılmış durumda. Siirt'te son yapılan operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden biri de Siirt'in sözde Deştova gücü sorumlusu, gri kategoride aranan Kendal Kod adlı Adnan Çelik oldu. Güvenlik güçlerine teslim olun. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son rapora göre yılbaşından bu yana 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 15 gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 terörist elebaşı etkisiz hale getirildi. Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG ve DAEŞ'in Türkiye'ye karşı birleştiği bir kez daha gözler önüne serildi. Özgür Suriye Ordusu ve Mehmetçik Afrin'de destan yazdı. Terör örgütü PKK-YPG'nin elindeki Afrin'i 58 günde ele geçirdi. Afrin'de PKK-YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı işbirliği yaptığı bir kez daha kanıtlandı. Mehmetçik, Arap Uşağı ve Katranlı arasında kalan bölgede çıkan çatışmada iki teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin DAEŞ üyesi oldukları belirlendi. Bu durum, terörist PKK-YPG ile terörist DAEŞ'ın Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Teröristlerden eser yok, bölge artık çok daha güvenli. Irak'ın kuzeyindeki topraklar artık kahraman askerimize emanet. Taciz kaynaklarında iki tane görüntü. Zafer! 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 Operasyonların ardı arkası kesilmedi. PKK'lı hainler nefes bile alamadı. Atış serbest. Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırıldı. Üst bölgeleriyle koruma altına alındı. Bölge artık Mehmetçi'ye emanet. 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nın hudut kartalları olarak asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin
bölünmez bütünlüğünü korumakta kararlıyız. Operasyonlar 11 Mart'ta başlatılmıştı. Irak'ın kuzeyindeki teröristler tespit edildi. Hainler hava desteğiyle etkisiz hale getirildi. Askerimiz karadan da ilerledi. Hainlerin kökü kazındı. 2,5 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi. Atış serbest. Irak'ın kuzeyindeki birçok bölge artık terörden uzak. Askerimiz bölgede çok sayıda üst bölgesi kurdu. Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri engellendi. Burası Avaşin Basyan hattı. 2550 rakımlı bölge Serabatin üst bölgesiyle koruma altında. Üst bölgemiz sınır ötesi önleyici müdahale kapsamında 17 Eylül 2017 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde açılmıştır. Operasyon sırasında 4 askerimiz, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 25 teröriste etkisiz hale getirilmiştir. PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk da askerimizin kontrolünde. Bölgedeki vatan nöbeti 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak sürüyor. Kara Havacılık Komutanlığı davasında yargılanan sanıklar için istenen cezalar da dün belli oldu. Kara Havacılık Komutanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminde en kritik adreslerden biriydi. FETÖ'cü hain helikopter pilotları MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'na vurmuştu. 151 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı esasa ilişkin mutalasını açıkladı. Savcı 86 sanık için birer kez, 36 sanık için 4 ila 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne eski pilot Albay Uğur Kapan'la eski Albay Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın getirmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanıklar arasında bu pilotlar da vardı. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü katil İsrail'e karşı tarihi bir karar aldı. Filistin'in üye ülke olarak kabul edildiğini açıkladı. İsrail'in başkentidir. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bölgede tüm dengeler alt üst oldu. Katil İsrail askerleri ABD'yi protesto eden masum Filistinli sivilleri acımadan katledildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı saldırıda 60'tan fazla Filistinli şehit edildi. Binlercesi yaralandı. Olayların ardından Kudüs gündemiyle toplanan İslam zirvesinde ABD'nin Kudüs kararının tanınmayacağı belirtilerek önemli kararlar alındı. Katil İsrail'e karşı bir tarihi hamlede Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden geldi. Örgüt, Filistin'i üye ülke olarak kabul ettiğini duyurdu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kendinde bulunan örgütten yapılan açıklamada, Filistin'in üyelik kararının 16 Haziran 2018'de yürürlüğe gireceği bildirildi. Günaydın Türkiye'ye gelin şimdi basın turuyla devam edelim değerli izleyenler ve 4 gazetenin ilk olarak manşet ve sürmanşet haberlerini sizlerle birlikte bakalım. Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. Dolar kuruna merkez darbesi dün Türkiye'nin en çok konuştuğu konuda yine Türkiye'nin haliyle manşetine çekilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte okumak gerekiyor bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısaca şu mesajı verdi. Çözemeyeceğimiz bir sıkıntı yok dedi. Haberin başlığı da dolar kuruna merkez darbesi gerçekten bir darbe olarak adlandırılabilir. Türkiye Gazetesi anlamlı bir başlık seçmiş. Seçim endeksi dövizdeki spekülatif dalgalanmaya Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Faiz 300 bas puan arttı ve
Kur da kısa sürede sert biçimde düştü. Dolar 4.92'lerden 4.54'e, Avro da 5.66'dan 5.30'lara kadar indi diyor. Merkez Bankası'ndan adeta buradayım mesajı geldi Türkiye'ye. Bir başka haber Türkiye'de hemen sol tarafında. Eren Erdem kirli işleri ifşa etti. CHP FETÖ'nün oyuncağı. Eren Erdem MİT tırları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldığını söyledi. FETÖ yayın organlarına da Kılıçdaroğlu'nun emriyle gittim açıklamasında bulundu. Yine gazetemiz Türkiye ile devam ediyoruz. İşte gerçek niyetleri bir dış gelişme ana sayfaya çekilmiş. İşte İsrail'in sinsi planı. ABD elçisine dev bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafta Mescid-i Aksa silinmiş yerine Süleyman Mabedi konulmuştu. Elçi de büyük bir keyifle o hediyeyi kabul etti ve o karşılama anlarına ilişkin fotoğraf karesi de haberde var. Hürriyet'e geçtik. Hürriyet'te de farklı bir gündem maddesi var değerli izleyenler. İmar barışı tarifesi denmiş. Bakalım bir detaylarına. 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışında yol haritası belli oldu. Ödenecek miktar için emlak vergisi ve yapının değeri toplanıp %3'ü alınacak. Tabii bu anlaşmalara dair daha detaylı gelişmeler, daha detaylı bilgiler Hürriyet'te bu haberin detayında var. Kurdaki dalga gerçekçi değil. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından biri. Erdoğan şunları söylüyor. Kurdaki dalgalanmanın sadece Türkiye ile ilgili olmadığını ve küresel düzeyde yaşanan bir sorun olduğu tespitinde bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Rakiplere 500'er TL, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer adaylara jest yapmış. Bakalım ne yapmış? Banka şubesine gidip Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in kampanya hesaplarına 500'er lira yatırmış Muharrem İnce ve şunları söylemiş. Bu paraları bana yapılan bağışlardan değil, kendi maaşımdan veriyorum açıklamasını yapmış. Biz de sabah gazetesiyle devam edelim. Elimde şimdi sabah var. Üstesinden geliriz, istikrarı koruruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kurdaki dalgalanmaya ilişkin tespitleri sabah gazetesinde de böyle kayıt altına alınmış. Erdoğan kurdaki dalgalanma ile ilgili net konuştu. Serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz dedi ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur diye de ekledi. Türkiye'de bir ilk, havadan petrol arıyoruz. Açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi ve Türkiye'nin önümüzdeki günlere ilişkin bir adımı da müjdelemiş oldu. Albayrak dün Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazmanın vurulduğu alanda bir basın toplantısı da gerçekleştirmişti ki biz de o habere bültenlerimizde yer veriyoruz. Geçelim Star'a. Star'da da ana gündem maddesi dolar olmuş ve seçime dolar operasyonu denmiş. Seçime 31 gün kala. Türkiye'ye gezi kalkışması 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleriyle diz çöktüremeyen güçler 24 Haziran seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti yorumunu yapıyor Star. Organizatör Kılıçdaroğlu Star'dan bir başka haber ilk sayfadan. MİT tırları kumpasının organizatörü olarak tüm oklar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor analizi var Star'da. Evet Star gazetesiyle. Şimdilik nokta koyalım gazete turuna. Bir sonraki saatte yine olacak değerli izleyenler ama sırada Belgrad Haber'in gündemindeki diğer haberler var. Çalışanlar dikkat, bu haberimiz sizin için. Bir kişi iş yerinde mesai arkadaşına kalıbının adamı değilsin dediği için tazminatsız işten atıldı. Yargıtay ise bu kararı haklı buldu. Diyelim ki iş yerinizde çalışıyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşınıza çok sinirlendiniz. Dediniz ki kalıbının adamı değilsin. Eyvah. Ne olur biliyor musunuz? Böyle bir şey demem ki. Benim arkadaşımsa kalıbının adamı ki benim arkadaşımdır. Kalıbının adamı olmayan benim arkadaşım olamaz. Bir işçi iş yerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşına hakaret etti ve işvereni onu tazminatsız işten çıkardı. İşçi bu sefer soluğu mahkemede aldı. Yerel mahkeme işçinin kıdem ve ihbar tazminatını almasına hükmetti ama dosya Yargıtay'a kadar gitti. Siz bir işveren olarak ne yapardınız? Bir şekilde uzlaşma yolu halletmeniz lazım. Yani iki kişi böyle bir tartışma yaşadıysa bunun hallolması lazım. Peki hani Yargıtay ne demiş biliyor musunuz bu karara? Nedir? Evet hakarettir olabilir demiş. Tazminatsız atmak çok yüksek bir ceza. Yargıtay kalıbının adamı değilsin sözünü hakaret saydı, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez dedi ve işçiyi tazminatsız işten kovan işvereni haklı buldu. Bu yeni bir şey mi? Evet.
Yargıtay mı karar verdi? Yargıtay demiş ki evet hakarettir ve tazminatsız kovulabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Evet. İkimiz de ulu arkadaşıyız. Ege bölgesinde ve İç Anadolu'da bazı şehirler bir araya gelerek büyük şehir olmak istiyor. Açıklama Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Gündemimizde yeni il konusu yok dedi. Birleşmek isteyen illerin olduğunu söyledi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu. AK Parti'nin bu şekilde işte illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir planı projesi yok. Biz bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bakın bazı iller bir araya gelerek bu büyük şehir olabilmek için işte Ege bölgesinde İç Anadolu'da doğru olan yerlerde isimlerini vermeyelim. 2-3 ilimiz birleşerek bir büyük şehir oluşturalım birlikte diye başvurular yaptılar, imza topladılar bununla ilgili. Önemli olan şehirlerimizin, illerimizin, ilçelerimizin doğru yönetilmesidir bizim için. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gebze Halkalı Banyo hattı için hedefimiz Aralık sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak dedi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gebze Halkalı Banyo hattı test sürüşüne katıldı. Halkalı'dan trene binerek Kazlıçeşme istasyonuna gelen Bakan Arslan, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkalı'dan Gebze'ye mevcut banyo hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle de 77 kilometrelik güzergahın hiçbir aktarma olmadan bir boydan bir boya 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olan bir projemizin bugün Avrupa yakasında yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi sizlerle birlikte test sürüşüyle geldik. 20 kilometrelik Avrupa yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta da %81'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Şu an itibariyle işin tamamındaki ilerleme oranımız %81 ve hedefimiz bu sene Ağustos sonu itibariyle kaba inşaatı bitirmek, sonra da sene sonuna kadar test süreçlerini bitirerek bu yıl Aralık sonu itibariyle de inşallah hattın tamamını işletmeye açmak. Değerli izleyenler, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan o yolda rampa çilesi artık bitiyor. Tünellerle 40 dakikalık yol sadece 5 dakikaya inecek. Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Günlük 7000 aracın kullanıldığı yola çift gidiş gelişli iki tünel yapılacak. Onlarca keskin virajı bulunan bölgeye toplam 5745 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa edilecek. Ağır tonajlı araçlar yüzünden çileye dönüşen Kaz Dağları rampalarındaki ulaşım sorunu tünellerle çözülecek. Tünellerimiz tamamlandığında Ayvacık'tan Küçükkuyu istikametine giden bir araç bölünmüş yol standartlarında 110 km sabit hızla yaklaşık 10 dakikada Küçükkuyu'ya çok daha ekonomik, çok daha can güvenliği de sağlıklı bir şekilde Küçükkuyu'ya varmış olacak. Yapımına 2016'da başlanan 1700 metre uzunluğundaki T1 tüneli yıl sonuna kadar tamamlanacak. T2 tünelinde ise portal çalışmalarına başlandı. Tüneller bittiğinde 40 dakikalık Kaz Dağları rampaları 5 dakikada geçilebilecek. Sürücüler çift gidiş ve çift geliş yollarıyla daha konforlu yolculuk yapacak. Tüneller Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te açılacak. 50 liralık yardım kartı dağıtımında bir an önce parayı almak isteyenler izdihama neden oldu. Kimi çocuğuyla girdi kalabalığa, kimi de öne geçmeye çalıştı. 50 TL'lik yardım böyle izdihama neden oldu. Görüntüler kilisten. Bir iş adamı Ramazan dolayısıyla kimliğiyle gelene 50 TL'lik gıda yardımı kartı vereceğini duyurdu. Haber kiliste yayıldı. Aslında her şey düzen içinde yapılacaktı. Dağıtımın yapılacağı otelin önü ana baba gününe döndü.
Kadın, çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi otele akın etti. Ancak bir an önce yardımı almak isteyenler düzeni bozdu. Görevliye kimliklerini uzatabilmek için birbirlerini ezdiler. Görevliler düzen sağlamak için çok çabaladı ancak başaramadılar. Zaman zaman görevlilerle vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. İtiş kakış hiç eksik olmadı. İzam polisin devreye girmesiyle son buldu. Kimliklerini görevliye ulaştırmaya başaranlar 50 liralık yardıma kavuştu. Orman yangınını başlatan 15 yaşındaki gence inanılması zor bir para cezası verildi. Bu inanılmaz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çekilmişti. Geçen yıl çıkan yangın günlerce söndürülememişti. Yangını ismi açıklanmayan bir gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu belirlenmişti. O genç yangını çıkardığında 15 yaşındaydı. Mahkeme 15 yaşındaki genci 19.500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmaktan dolayı suçlu buldu. Hakim 15 yaşındaki gence 36.6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti. İsmi açıklanmayan zanlının avukatı kararın saçmalık olduğunu belirtti. Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi. Tartıştığı kadına kafa atıp tekme tokat dövdü. Saldırgan taksi şoförü tutuklandı, cezaevine gönderildi. Taksici kadına müdahale ediyor. İçeri atıyor, bir şeyler yapıyor. Bakın arkadaşlar. Aha yere attı arkadaşlar. Kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Tartıştığı kadına kafa attı, tekme tokat saldırdı. Araçtan dışarıya savurdu. Genç kadını döven taksi şoförü tutuklandı. Adam zaten direkt taksiden indi. Bana kafa atmaya başladı. Taksi şoförü kaldırımda yürüyemediği gerekçesiyle Canan Ağa'yla tartışmaya başlamıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Genç kadına kafa attığı öne sürüldü. Kadın şoförün kaçmaması için araca binmişti. Taksi şoförü yaka paça kadını dışarıya savurdu. Taksici kadına müdahale ediyor. İçeri atıyor, bir şeyler yapıyor. Saldırgan taksi şoförü olaydan bir gün sonra yakalandı. Neden yaptınız acaba? Bir şey söyleyecek misiniz? Tanıyor musunuz Canan Hanım? Taksi şoförünün mala zarar verme ve uyuşturucu nedeniyle kayda olduğu da ortaya çıktı. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinnet getirip iki çocuğunu öldüren annenin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Neden öldürdünüz şurkanızı? Düşman mısınız? Başkent Ankara'da aile faciası yaşandı. Cinnet getiren anne kendisine hakim olamadı. 8 yaşındaki kızını bıçakladı. 5 yaşındaki oğlunu da tülbentle boğdu. Yaşanan bu acı olayın ardından hayatını kaybeden çocukların dedesi konuştu. Çocukların babasının şokta olduğunu söyledi. Yaşananların cehaletten kaynaklandığını belirtti. Oğlum ona süt getirir. Kuş sütünü bulur getirir. Cehalettir. Ya hepinize söylüyorum. Cehalet, cehalet, cehalet. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden kadın baskı gördüğü için cinayet işlediğini söyledi. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum. Nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın pişman mısınız sorusunu cevapsız bıraktı. Neden öldürdün şurkanızı? Pişman mısınız? Yaşlı kadın kaza sonrası diğer sürücünün üzerine yürüdü. Kaza sonrası yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. Yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Diğer aracın sürücüsüne saldırdı. Genç adam hasarlı aracın fotoğrafını çekmeye çalıştı. Bir yandan da yaşlı kadından kaçtı.
Yer İstanbul'un Bakırköy ilçesi Fidanlık mevki. Otomobil kavşağa ters girdi. Karşı yönden gelen araca çarptı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı. Yaşlı kadın aracını yeni almıştı. Aracında ufak çaplı hasar oluşan yaşlı kadın uzun süre feryat etti, sinir krizi geçirdi. Diğer sürücü hasarlı aracın fotoğrafını çekmeye çalıştı. Yaşlı kadın bu sırada bağırarak üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü yaşlı kadından kaçtı. Geriye bu ilginç görüntüler kaldı. Niğde'den bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Kamyonla minibüs çarpıştı. 7 kişi yaralandı. Yaralılarsa yola saldı. Kamyonla minibüs çarpıştı. 6'sı ağır, 7 kişi yaralandı. Feci kaza Niğde'de yaşandı. İnek yüklü kamyon yan yoldan çıktığı iddia edilen minibüsle çarpıştı. Minibüste bulunan ve Suriyeli olduğu öğrenilen 7 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır. AFAD ve sağlık ekipleri yaralıları ambulansa taşımak için zamanla yarıştı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü. Minibüsün önü bu hale geldi. Plakası metrelerce uzağa uçtu. Çarpışmanın şiddetiyle inek yüklü kasada kamyondan ayrılıp ileri savruldu. Havalanan yolcu uçağının yükseldiği sırada yıldırım düştü. İşte o görüntü. Görüntüler Batman'da kaydedildi. Ankara'ya giden yolcu uçağı havalimanından kalkış yaptı. Uçak tam havalandığı sırada yıldırım düştü. Neyse ki düşen yıldırım uçağa teğet geçti. O anlara şahit olan bir vatandaşsa cep telefonuna o anları işte böyle kaydetti. Şoför direksiyon başında bayıldı. Öğretmenleri taşıyan servis ise otobüs durağına daldı. Sürücüsü bayılan servis durağa daldı. Sürücü ve 4 öğretmen yaralandı. Durağın boş olması olası faciayı önledi. Sanırım şoför bayıldı. Direksiyonu tutan da yoktu. Birileri içeriden direksiyon tutun diye bağırıyordu. Sonra savrulduk. Zaten herkes birbirinin üstüne sağa sola savrulduk. Mardin yolunun Şanlıurfa girişinde öğle saatleriydi. Öğretmenleri taşıyan servisin şoförü direksiyonda bayıldı. Reşit Bey'in kullandığı araç otobüs durağına yöneldi. Karali Kaplıcaları civarındaki köyleri, okullarla öğretmen olarak görev yapıyoruz. Sabahçı grubuz. Urfa merkeze dönerken durumu işte. Minibüste toplam 17 öğretmen vardı. Kaza sırasında otobüs durağı boştu. 4 öğretmen ve servis şoförü yaralandı. Servis minibüsü kazada ağır hasar aldı. Minibüsten kopan parçalar yola saçıldı. Kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servisteki öğretmenlerden Şahin uçağın dehşet anlarını anlattı. Sanırım şoför bayıldı. Direksiyonu tutan da yoktu. Birileri içeriden direksiyon tutun diye bağırıyordu. Sonra savrulduk. Zaten herkes birbirinin üstüne sağa sola savrulduk. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kar maskeli soyguncular 24 saat bile geçmeden yakayı ele verdi. İstanbul Sultan Gazi'de bir günde iki market soyuldu. Kar maskeli iki soyguncu silahla tehdit ederek kasiyerden paraları istedi. Canının derdine düşen çalışan da bütün parayı tezgaha attı. Tezgahtaki paralarla kaçan iki soyguncunun sonraki adresi yine başka bir market oldu. Biri kolundan tutup silah zoruyla rehin aldığı çalışanı depoya götürdü. Depodaki kasayı açtırdığı çalışanı daha sonra marketin ortasına getirip diz çöktürdü. Başına silah dayadı. Kadın çalışan rehin tutulurken diğer soyguncu da ofis bölümündeki kasayı boşalttı. İki soyguncu çaldıkları 9.000 lirayla kaçtı. Ancak soyguncular 24 saat geçmeden yakalandılar.
Kasiyerlerin ifadelerinden soyguncuların önce eşkalleri ardından adresleri belirlendi. Aramalarda iki tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda mermi bulundu. Onaylı gasp suçundan sabıkalı olan 17 ve 19 yaşlarındaki soyguncular şimdi cezaevinde. Lastik botla çıktıkları yolculuk sahil güvenliğin operasyonuyla noktalandı. 50'ye yakın kaçak göçmen yakalandı. Lastik botla Yunanistan'a gidiyorlardı. Botta 49 kaçak göçmen vardı. Umuda yolculukları yarım kaldı. Sahil güvenlik ekibi botu durdurdu. Farklı uyruklu 49 göçmen yakalandı. Göçmenler İzmir'in Dikili ilçesinden yola çıktı. Amaçları Yunanistan'a gitmekti. Göçmenleri taşıyan bot mobil radara takıldı. Sahil güvenlik ekibi harekete geçti. Lastik bot önü kesilerek durduruldu. 49 kaçak göçmen yakalandı. Kapısına dayanan polisi gören zehir taciri evdeki uyuşturucuyu sobaya atıp yakmak istedi. Döktük su dök. Yakalanacağını anladığı uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştı. Adana'da bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapıldı. Ekipler verilen adrese baskın düzenledi. Evet, narkotik ekipler eve girmeye çalışırken şu gördüğünüz şişedeki benzinle sobaya döküp 36 derece sıcakta sobayı yakmış. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Bir kısmı yandı uyuşturucu madde derim. Kapı açıldığında evde soba yandığı ortaya çıktı. 36 derece sıcaklıkta soba yakılması ekipleri şüphelendirdi. Sobada genetiği değiştirilmiş esrar yakıldığı belirlendi. Polis sobayı söndürdü. İçindeki uyuşturucuya el koydu. Kilolarca uyuşturucuyu yazın gününde sobada yaktılar. Ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı. Doğuştan göz kapağı olmayan 27 günlük Zümra bebeğe göz kapağı yapıldı. Doğuştan göz kapakları yoktu. Gözlerini kaybetme riski olan 27 günlük Zümre bebeğe göz kapağı yapıldı. Dünyada şimdiye kadar 16 kişi de görüldü. 17. vaka Gaziantep'te dünyaya gelen Zümre bebek oldu. Zümre bebeğin dünyaya geldiğinde iki gözünün de üstteki kapağı yoktu. Doğduğunda anne karnında göz kapakları gelişmemiş. Gözü fazla açıkta kaldığı için gözünü kaybetme riski vardı. Tehlike büyük olunca Zümre bebek henüz 7 günlükken ameliyata alındı. Biz alt kapağından bir parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak da cildini oluşturduk. Ameliyatla göz kapağı yapılan Zümre bebek için tehlike geçti artık görüyor. Dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün göz kapaklı, gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Şu an hastamız aslında doğduktan sonra ilk defa yeni görmeye başlamış oldu. Sevgili izleyiciler, sağlıklı kalbe giden yol sağlıklı besinlerden geçiyor. Günde bir adet yumurta yemek, bir adet yumurta yemek kalp sağlığımızı koruyor. İşte kalbimizi koruyan diğer besinler. Domates kırmızı, toplamış köylü kızı, yanakları kırmızı, gecelerin yıldızı abi. Domates, biber, patlıcan. Kalbinizi korumak için hangi besin maddelerinden faydalanıyorsunuz? Doğal yemeğe uğraşıyoruz. Yumurtası da iyi gelir, ıspanağı da. Domatesin içerisindeki likopen maddesi kalp sağlığımızı koruyor ve uzmanlar domatesi çiğ yemek yerine pişirmeyi öneriyor. Domatesleri biz kabuklarını soyarız atarız. Aman lütfen atmayın. Onları bir tülbende koyun. Tencerenin bir kenarında o da kaynasın. Sonra süzüp onu atabilirsiniz eğer kabukları kalınsa. Yumurtayı hem çocuklar hem de büyükler çok seviyor. Ve her gün bir adet yumurta yemek kalp krizi riskini %26, kalp krizinden ölüm riskini ise %28 oranında azaltıyor. Domates, biber, patlıcan. Sarımsak da kalp dostu besin maddelerinden bir tanesi, ancak antidepresan ya da kan sulandırıcı kullanıyorsanız sarımsağı doktorunuza danışmadan tüketmemeniz gerekiyor. En önemli faydalarından biri kolesterolü düşürmesi, kanı sulandırması ve tansiyonu düşürmesidir. Fındık, ceviz ve badem kötü kolesterolü ve trigliseriti düşürüyor, iyi kolesterolü yükseltiyor, kandaki pıhtılaşmayı ise azaltıyor.
Damarlarımızı korumakta, damarlarımızın sertleşmesine yani damar sertliğini, aterosklerozu engellemekte ve bu şekilde kalbin daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. Eğer kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız ıspanağı da sofranızdan eksik etmemeniz gerekiyor. Ispanağın içindeki folik asit kalbi koruyan bir vitamindir. Elma peki hocam? Elmanın içindeki pektin lifleri kolesterolün bağırsaktan emilimini engeller ve kötü kolesterolün kanda yükselmesini bu şekilde engellemiş olur. Bu şekilde damarlarımız da yani kalbimiz de korunmuş olur. Sokak sanatçılarının caz parçalarına yöresel kıyafetli 3 teyze bakın nasıl eşlik ediyor. Görüntüler İstanbul Taksim'de kaydedildi. Mendil satan üç kadın sokak sanatçılarının çaldığı müziğe dayanamadı. Ortaya geçip müziğin ritmine kendi figürleriyle ayak uydurdu. Müziğin ritmine kendini kaptıran üç kadın kısa sürede çevredekilerin ilgi odağı oldu. Çevredeki vatandaşlar caz müziği eşliğinde dans eden üç teyzeyi alkışlayarak destek verdi. Müzisyenlerden bazıları dans eden kadınlara yerinde eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Yok olan bir geleneği canlandırmak istediler. Vatandaşı türküyle sahura kaldırdılar. Sivaslılar sahura türküyle uyandı. Kimi istek parça istedi, kimi çalan söylenen türküyle göbek attı. Sivas'ta yok olan gelenek yeniden canlandı. Sivaslılar bu kez sahura sadece davul zurnayla değil bir de söylenen türküyle uyandı. Dım dım yer türküsüyle sahura uyananlar dışarı koştu, o anları kayıt altına aldı. Telefonumu alıp hani kamera olsun çektim bunları. Yani güzel bir an olarak kalacak sonuçta. Bazıları cama çıktı, türkü söyleyen Ramazan davulcusundan istek parça istedi. Evet, yeşil ördek gel hadi bakalım. Sahuru dışarıda sohbet ederek bekleyenler türküyü duyar duymaz ayağa kalkıp halay çekti. Çaldılar, söylediler, halay çektiler. Bizi eğlendirdiler, ben de çektim halay. Türküyle sahura kalkan Sivaslılar yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi. Bu geleneğin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu gece de sahura böyle uyandık. Arkadaşlarla beraber halaylarla, türkülerle. Herkese mutlu sabahlar, günaydın. Türkiye'nin son saatiyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan en son gelişmelere bakacağız birlikte. Değerli izleyenler, Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi geldi. Dolar 4 lira 92 kuruşu görünce olağanüstü toplandı Merkez Bankası ve faizi 300 bas puan arttırdı. Peki sonrasında ne oldu? İzleyelim. Dolar seçim öncesinde çok hareketliydi. 4 lira 92 kuruşu gördü. Merkez Bankası dövizdeki aşırı oynaklık sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısından faiz artırım kararı çıktı. Merkez Bankası borç verme faiz oranını 3 bas puan arttırdı. %13.5'ten %16.5'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan gelen haberler doları hızla geriletti. Toplantı haberinin öncesinde 4 lira 80 kuruş seviyesinde seyreden dolar, toplantı haberinin ardından 4 lira 57 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizdeki dalgalanmaya ilişkin konuştu. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca vatandaşlara paranızı dövize değişmeyin çağrısı da yaptı. Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir.
ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de eski milletvekillerine verilen iftarda buluştu. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ha, ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir. Bak, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Cumhurbaşkanı millilik vurgusu yaptı, vatandaşlara yerli paranıza sahip çıkın diye seslendi. Tüm halkıma, tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur. Yerlilik budur. Vatanseverlik budur. Eğer buna sahip çıkarsak bilesiniz ki yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Ekonomi üzerinden Türkiye'yi bitirme planlarına ise res çekti. Yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz. Onu da açıkça söylüyorum. Merkez Bankası'nın doların ateşini düşürmek için aldığı faiz artırma kararına hükümet kanadından da ilk açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in analizini izleyeceğiz. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faiz artırım kararından dakikalar sonra Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve Para Piyasası Kurulu üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye'nin hiçbir makroekonomik problemi çözülemez değil. Problemleri daha önce çözdük, yine yapabiliriz. Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı. Günaydın Türkiye'ye, siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. AK Parti ve MHP arasındaki ortaklık artık meydanlara da yansıyor. Cumhur İttifakı ortak mitingi yapılacak. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin miting programını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting maratonu 26 Mayıs Cuma günü Erzurum'dan başlayacak. Erdoğan 30'un üzerinde ilde miting yapacak. Yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile kalktı şaha Türkiye. O mitinglerden bazıları sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın mitingi olacak. Biz İstanbul mitingimizi ya da başka bir mitingimizi Cumhur İttifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Milli Mutabakat Komisyonu vardı. Yine bu kampanya sürecini de Milli Mutabakat Komisyonu üzerinden ve bu komisyonun karşılıklı müzakereleri, istişareleriyle sürdüreceğiz. Yerlisiyle, millisiyle, vatan millet el ele. Yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski bakan ve milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. 24 Haziran seçimi için destek istedi. Bir bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski bakan ve milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Bosna dönüşü yaptığı bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi. Bazı ifadelerimin bir kısım arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşıldığını öğrendim. AK Parti'nin gerek bu listede yer alan, gerekse geçmiş seçimlerde aday gösterdiği herkes ehliyet ve liyakat sahibidir. Öyle olmasa zaten partimizde görev alamazlar. Üstelik de milletvekilliğinin asgari gereği olan komisyon ve genel kurul çalışmalarını dahi ihmal etmiş isimlerin durumunu elbette dikkate aldık. Ama her dönem bu yüzden
liste dışı bıraktığımız isimlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmez. Erdoğan eski bakan ve vekillerden 24 Haziran için destek istedi. Sahada olun dedi. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit birlik vaktidir deyip irade, erdem, cesaretle Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıktık. AK Parti'nin seçimlerdeki en büyük güçlerinden biri de sizlersiniz. Geçmişte meclis çatısı altında edindiğiniz tecrübeler, teşkilat çalışmaları konusundaki birikiminiz ve diğer pek çok hasletinizle sizlerin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Erdoğan kendinin ve partisinin neden hedef alındığını da anlattı. AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Bunun için Türkiye'ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılanda şurada bir ay var. Türkiye'de AK Parti'yi nasıl sindiririz? Budur. Hatta Erdoğan'ı nasıl sindiririz? Budur. Sizlerden AK Parti'ye değil, ülkenize sahip çıkmanızı, milletimize sahip çıkmanızı, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal seçim beyannamesine ilişkin son detayları paylaştı. İzleyelim. Gözler AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin adaylarının tanıtılacağı toplantıda seçim beyannamesini de açıklayacak. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Seçim beyannamesine dair detaylar paylaştı. Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Çünkü bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli, bir yeni sistem değişikliğiyle biliyorsunuz biz 24 Haziran'a gidiyoruz. Türkiye daha esnek, daha hızlı, keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü meclis, güçlü hükümet esasına dayalı yeni seçim beyannamemizi yeni hükümet modelinin her alanda hangi değişiklikleri getiriyor? Öncelikli olarak bunu anlattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya her alanda yarın çok güçlü bir seçim beyannamesi göreceğiz. Ve seçim beyannamemizde 146 tane büyük proje sunacağız. Evet, AK Parti'de sloganlar ve seçim müzikleri hazır. Şimdi gözler seçim beyannamesine çevrilmiş durumda. Ankara Spor Salonu'ndaki programda adaylar da tanıtılacak. Yerlisiyle millisiyle vatan millet ele ele. Yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle. Adaylar açıklandı. Şimdi gözler AK Parti'de seçim beyannamesine çevrildi. AK Parti aynı toplantıyla hem seçim beyannamesini açıklayacak hem de adaylarını tanıtacak. Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaysa hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, aday tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Biz yeni seçim beyannamemizi yeni hükümet modelinin her alanda hangi değişiklikleri getiriyor? Öncelikli olarak bunu anlattık. Vakit Türkiye vakti, güçlü Türkiye, güçlü hükümet, güçlü meclis. AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için sloganları hazır. Şimdi merakla beklenense seçim şarkıları, meydanlarda çalınacak şarkılarda ilk kez Ankara Spor Salonu'ndaki programda partililerle paylaşılacak. Şimdi yine Aslanbek çok güzel bir parça hazırladı. Aynı şekilde Türkiye'ye dönük, Türkiye'nin birliği, beraberliği ve bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu altında oluşturduğu Cumhurbaşkanımızın birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. AK Parti'nin 600 milletvekili programda işte bu merdivenlerden çıkarak sahneye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna tanıtılacak. Yine bu sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak.
AK Parti'nin listesinden aday gösterilen 18 Büyük Birlik Partili ile MHP'den temsilciler de programa katılacak. Varmak için menzile kalktı şaha Türkiye. Biz Başbakan Yardımcısı Recep Akta yeni dönemde milletvekili olanların bakan olamaması durumunu değerlendirdi. Çocukluğumuzdan gençliğimizden... Başbakan Yardımcısı Recep Akta, AK Parti listelerinde yeniden yer almasının ardından ilk kez TGT Haber'e konuştu. Milletvekili olanların bakan olamamasına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Erzurum'da aday olmak benim için tabii bir şey, biliyorsunuz 2002'den beri AK Parti'mizin çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızın peşinde koşturuyoruz. Bu bizim için bir hayat tarzı. Bizim aklımızdan böyle bir şey geçmez. Kendimi bir yere hiç konumlamam. Hiç konumlamadım yani bu 2002'den bu yana. Önemli olan biraz önce ifade ettiğim gibi bugün sadece Türkiye'nin değil mazlum milletlerin de bir umudu haline gelmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçtirmektir. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüyle istenmediği iddiasıyla ilgili konuştu. Bu konuda Sayın Muharrem Bey, Adalet Bakanlığı'na veya Milli İstihbarat'a bu işin ispatını yapması lazım. Bakın ben şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen, ya bunu Milli İstihbarat'a, sana Amerika'dan bunu kim söylemiş? Veyahut da Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermen lazım. Bunu vermesi lazım ki Milli İstihbarat'a cevap hakkı doğsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında önemli bir karar imzaladı. CHP Milletvekili Eren Erdem yeni aday listesine giremedi. Katıldığı bir televizyon programında itiraf üstüne itirafta bulundu. Erdem televizyon programına telefonla bağlandı. CHP içindeki kirli tezgahları bir bir anlattı. Zaman Gazetesi'ne Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiğini söyledi. MİT tırları belgelerini de CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığını iddia etti. Savcılık bu iddialar doğrultusunda soruşturma başlattı. Eren Erdem'in FETÖ suçlaması nedeniyle 22 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Listeye giremeyen Erdem yurt dışına çıkmak istemişti. Ancak havalimanında yurt dışı yasağı konulduğu için gidemedi. Cumhurbaşkanı müfteridir, yalancıdır. Eren Erdem'e... Milletvekili adaylığından çekilen avukat Nesrin Tuncel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta topa tuttu. Kadınları vitrin süsü olarak gören zihniyete karşı olduklarını dile getirdi. CHP Gaziantep milletvekili adaylığından istifa eden avukat Nesrin Tuncel, partisine verdi veriştirdi. Tuncel, CHP'nin kadınları hak ettikleri konuma koymadıklarını söyledi ve ekledi. Kadınları vitrin süsü olarak gören anlayışı istemiyoruz dedi. Bizim hak arayışımızdan daha doğal bir şey olamaz. Bizimkisi kadını seçilebilir noktaya koymayarak, kadını değersizleştiren, kadını vitrin süsü olarak listelerin geri planına, geri sıralarına iterek sadece vitrin süsü olarak gören ve görmek isteyen anlayışa bir tepki. Bu doğrultuda bizim bundan sonra da kadın erkek eşitliği ve kadının hayatın her alanında olması... Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaaddin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli af önerisi getirdi. Bahçeli, Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlerin cezaevlerinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı dedi. Çakıcı, Bahçeli'nin bu sözlerinden dolayı kendine teşekkür etti. Alaaddin Çakıcı Kırıkkale'deki T tipi kapalı cezaevinde yatıyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü rahatsızlandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaaddin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bahçeli Çakıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. İkili bir süre sohbet etti. MHP lideri Bahçeli tesbih koleksiyonundan bir tesbihi de Alaaddin Çakıcı'ya hediye etti. O anlar objektiflere böyle yansıdı. Sloganımız devam inşallah. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti milletvekilliği listelerini değerlendirdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Denizli'deydi. Pamukkale ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Zeybekçi, Denizli için açıklanan milletvekilliği listesine değindi. İnşallah 24 Haziran'da gerçek iradenin sahibi milletin iradesinin tecellisiyle Denizli yine bu seçimlerden başarıyla AK Parti olarak çıkacağız. Ve Denizli olarak da bundan sonraki hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla iki tane milletvekilimiz görevlerine inşallah devam edecek. Bakan Zeybekçi'ye listede adının yer almaması da soruldu. Efendim, sizle ilgili başka bir tasarruf mu olacak acaba? Hayırlı olur inşallah. Listede isminizin yer almaması taktiksel mi? Hayırlı olur inşallah. Bizim sloganımız biliyorsun devam inşallah. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 3 büyük projenin temelini sahurda attı. Hayırlı uğurlu olsun. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 71 milyon lira değerindeki 3 projenin temel atma töreni için Niğde'deydi. Eroğlu temel için sahur vaktinde düğmeye bastı. Temel atma törenine katılan Eroğlu, ekonomiye darbe vurmak isteyenlerin önünü kesmek için seçimin 24 Haziran'a alındığını söyledi. Partiyi kapatmak istediler, olmadı. Gezi hadiseleriyle ekonomimize darbe vurmak istediler, olmadı. 15 Temmuz'u hain darbe girişimi de o da olmadı. Şimdi Türkiye'nin önüne kesmek için bu gerçekten yükselen büyük hedefleri olan bu milletin önünü kesmek için yeni bir plan uyguladılar. Derler ki ekonomik olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokalım. Ama bunu da hakikaten fark etti. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu fark ederek bunların özellikle oyunun bozmak üzere seçimleri 24 Haziran aldı. Değerli izleyenler, paraşütlü komandolarımız gökten yağdı. Düşman muharebe binasında nefes alamadı. Nefes kesen operasyondan en sıcak görüntüler var. Uçağımız alçaldı, paraşütlü komandolarımız operasyon bölgesine daldı. Gökten adeta asker yağdı. İlk iş olarak düşman muharebe merkezi kuşatıldı. Ulaşımlarını sağlayacak köprü havaya uçuruldu. Komandolarımız yer yer süründü. Düşman muharebe merkezinde nefes alamadı. Merkez büyük bir dikkatle imha edildi. Erciyes 2018 tatbikatı başladı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda nefesler tutuldu. Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından hava harekatı düzenlendi. Askeri kargo uçağı 137 komandomuzu bölgeye taşıdı. Kahraman komandolarımız paraşütle düşman hattına indi. Düşman muharebe merkezi kuşatıldı. Komandolarımızca etrafı sarıldı. Sonrasında düğmeye basıldı. Düşmanın kaçış güzergahı da tutulmuştu. Köprüler havaya uçuruldu. Muharebe binası da sarıldı. Bombayla imha edildi. Helikopterimiz bölgeye toplarımızı taşıdı. Operasyonda yaralanan askerimiz hastaneye kaldırıldı. Nefes kesen tatbikat başarılı bir şekilde son buldu. Bizler için, Türkiye için üretilen ilk F-35 savaş uçağı göklerdeydi. Pistten havalandı, göklerde işte böyle süzüldü. Türkiye için üretilen ilk F-35 savaş uçağı test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Burası ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in Teksas'taki Fort Worth tesisleri. F-35'in test uçuşları burada gerçekleştiriliyor. Görüntüler 10 Mayıs'taki test uçuşları sırasında kaydedildi. Özel üretilen 18001 kuyruk numarasına sahip F-35 savaş uçağı ABD'li bir pilot tarafından havalandırıldı. Uçağın kuyruğundaki Türk bayrağı dikkat çekti. Uçuş sırasında bir F-16'da uçağa eşlik etti. Uçak aralarında ABD ve Türkiye'nin olduğu 9 ülke tarafından geliştirildi. Bazı parçaları da Türkiye'de üretiliyor. Uçağın test ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra 21 Haziran'da Teksas'ta düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Türk pilotlar 2019 yılına kadar Amerika'da eğitim görecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu Saddam gibi olacak. Flaş açıklama, İran devrim muhafızı. Amerika Birleşik Devletleri İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildi. Ardından Tahran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra İran Amerika'ya rest çekti. İran devrim muhafızlarından Amerika'ya sert bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada ABD eğer İran'a saldırırsa sonu Saddam Hüseyin'le aynı olur denildi. Havacılık Komutanlığı davasında yargılanan sanıklar için istenen cezalar belli oldu. Kara Havacılık Komutanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminde en kritik adreslerden biriydi. FETÖ'cü hain helikopter pilotları MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'na vurmuştu. 151 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı 86 sanık için birer kez, 36 sanık için 4 ila 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı üssünden Çankaya Köşkü'ne eski pilot Albay Uğur Kapan'la eski Albay Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın getirmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanıklar arasında bu pilotlar da vardı. Diyarbakır'da HDP'nin seçim bürosu açılışında terörist başı Öcalan lehine slogan atan gruba müdahale edildi. Olaylarda bir kişi gözaltına alındı. HDP'nin seçim bürosu açılışında terörist başı Öcalan lehine slogan atıldı. Bir kişi gözaltına alındı. HDP seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da seçim bürosu açtı. Şimdi seçim büromuzu açıyoruz. Açılışa gelenler HDP'li vekillerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Halay çekenlerden bazıları terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis slogan atılmaması yönünde kalabalığı uyardı. Gelme buraya. Uyarılara rağmen grup slogan atmaya devam etti. Polis daha sonra aynı uyarıyı HDP milletvekili Sibel Yiğit Alp'e yaptı. Grup slogan atmakta ısrarcı olunca polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı, sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Karı kocayı hastane önünde öldürüp kaçan zanlının olay sırasında yanında bulunan dayısı konuştu. Olay tamamen tesadüftü. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Yer İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Servisi'nin acil servisi. Silahlı saldırgan önce Ramazan Sarı'yı, daha sonra da eşini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu katliamın sebebi ise öğrenci taşımacılığı yapan iki firma arasındaki çekişmeydi. Daha yoğun bakın. Saldırıya uğrayan sarı çifti hayatını kaybetti. O sırada hastane önünde olan iki kişi daha seken kurşunlardan yaralandı. Yönü belli mi ateş yönü? Görüntüleri inceleyen polis silahlı saldırganın Feyyaz Elik olduğunu tespit etti. Olay sırasında Feyyaz Elik'in yanında olan dayısı Recep Sungun yakalandı. Sungun ifadesinde olayın tesadüf olduğunu öne sürdü.
Yeğenin Feyyaz Eli'nin nikahsız eşi Berivan Ö hastanede yatmaktaydı. Feyyaz'la beraber Berivan'ın yattığı kadın doğum kliniğine gitmek üzere yürüyorduk. Feyyaz iki adım önümde yürüyordu. Birden hızlanmaya başladı. Peşinden de silahla ateş etmeye başladı. Ben o an ne olduğunu anlayamadım. Karşılaşma tamamen tesadüftü. Olayın vehametiyle şok yaşadım. Feyyaz koşarak kaçarken ben de peşinden kısa bir süre yürüdüm. Önce kendi evime, daha sonra da ablam Selime'nin evine gittim. Olayın ne olduğunu öğrenmek istedim. Kendim gelip ifade vereceğim sırada polisler gelip beni gözaltına aldı. Toplu balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlardan gelen açıklamaysa... ...25-30 yıl önce bu Menderes'in bir su içebiliyorduk, yüzüyorduk, geziyorduk içinde. Bu her yıl olan ama bunun sonbaharda oluyordu mevsim denizciliklerinde. Bu sene erken oldu. Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş bu her yıl olan bir şey dedi. Ama toplu balık ölümleri vatandaşlarda endişeye neden oldu. Akıllara insan ölümleri de yaşanır mı sorusunu getirdi. Cevapsa korkutucuydu. Bugün balıklara olan ölümler... Birkaç sene sonra tüm insan ölümlerinde olabilir. Burası Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri. Uzun süredir toplu balık ölümlerine yataklık yapıyor. Neden öldüğünü düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen muhtemel bir zehirlenme olabilir, toksikasyon olabilir diye düşünebiliriz. Kıyıya vuran çok sayıda ölü balık balıkçıları korkuturken uzmanları ise harekete geçirdi. Diğer bir endişemiz bu su denize gidiyor. Denizde ne olacak? Deniz balıklarıyla ilgili bir tehlike oluşacak mı? Balık ölümlerinin görüldüğü noktalardan incelenmek üzere su numuneleri alındı. Uzmanlar balıkların ardından insan ölümlerinin de olabileceğini ifade etti. Acil olarak Çevre Bakanlığı'nın büyük şehirlerde ve şehirlerdeki kanalizasyonların hemen arıtma tesislerinin acilen kurulması lazım. Tartıştığı kadına tekme atarak tekme tokat dövdü. Saldırgan taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici kadına müdahale ediyor. İçeri atıyor, bir şeyler yapıyor. Bakın arkadaşlar. Aha yere attı arkadaşlar. Kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Tartıştığı kadına kafa attı, tekme tokat saldırdı. Araçtan dışarıya savurdu. Genç kadını döven taksi şoförü tutuklandı. Adam zaten direkt taksiden indi. Bana kafa atmaya başladı. Taksi şoförü kaldırımda yürüyemediği gerekçesiyle Canan'a ile tartışmaya başlamıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Genç kadına kafa attığı öne sürüldü. Kadın şoförün kaçmaması için araca binmişti. Taksi şoförü yaka paça kadını dışarıya savurdu. Taksici kadına müdahale ediyor. İçeri atıyor, bir şeyler yapıyor. Saldırgan taksi şoförü olaydan bir gün sonra yakalandı. Neden yaptınız acaba? Bir şey söyleyecek misiniz? Sanıyor musunuz Canan Hanım? Taksi şoförünün mala zarar verme ve uyuşturucu nedeniyle kayda olduğu da ortaya çıktı. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinnet getirerek iki çocuğunu öldüren annenin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Neden öldürdünüz şurkanızı? Pardon. Başkent Ankara'da aile faciası yaşandı. Cinnet getiren anne kendisine hakim olamadı. 8 yaşındaki kızını bıçakladı. 5 yaşındaki oğlunu da tülbentle boğdu. Yaşanan bu acı olayın ardından hayatını kaybeden çocukların dedesi konuştu. Çocukların babasının şokta olduğunu söyledi. Yaşananların cehaletten kaynaklandığını belirtti. Oğlum ona süt getirir. Kuş sütünü bulur getirir. Cehalettir. Ya hepinize söylüyorum. Cehalet, cehalet, cehalet. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden kadın baskı gördüğü için cinayet işlediğini söyledi. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum. Nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın pişman mısınız sorusunu cevapsız bıraktı. Neden öldürdünüz şurkanızı? Pardon. Pişman mısınız? Kendi kalbimi.
Saatlerimiz tam da 8.15'i gösteriyor ve günaydın Türkiye'de bir kez daha basın turunda sıra 4 gazetenin manşet tür manşetlerine sizlerle birlikte bakacağız. İlk durak Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nde dolar meselesi manşete çekilmiş ve manşet şu, başlığımız şu: dolar kuruna merkez darbesi. Seçim endeksi dövizdeki spekülatif dalgalanmaya Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Faiz 300 bas puan arttı ve kur da kısa sürede sert bir düşüş sergiledi. Dolar 4.92'lerden 4.54'e, avro da 5.66'dan 5.30'lara inmiş durumda. Merkez Bankası'ndan buradayım mesajı notuyla vermiş bu haberi Türkiye Gazetesi. Bir başka haber, son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Açıklama Bakan Soylu'dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Gazi emniyet personeli ve aileleriyle iftarda buluşmuştu. Bir de şu ifadede bulundu: Güneydoğu huzur buldu, hainlere diz çöktürdük, sınır hattını da temizledik. Son bir haber paylaşalım. Gazetemiz Türkiye'den 800 bin liralık sahte aşk vurgunu. İzmirli R.Y. adlı bir kadın internetten tanışıp sevdiği adama para, ev ve ziynet eşyalarını verdi. Lüks evi satan adamsa evli çıktı diyor gazetenin haberinde. Türkiye'den sonra sırada ise Habertürk var. Habertürk gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ön planda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur açıklaması kısaca şu oldu: üstesinden geliriz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası'nın da faizi 3 puan artırıp doları dizginlemesine ilişkin detaylar da haberin içine yerleştirilmiş. 6 kişi kurtuldu. Habertürk'te logonun hemen üstünde sürmanşette bir haber. Teksas'tan havalanan özel bir jet, Honduras'ta havalimanına inişe geçtiği sırada düştü. İkiye bölünen jetteki 6 Amerikan vatandaşı yaralı kurtuldu denmiş haberde. Son bir haber, Habertürk'ten aktaracağımız: Çakıcı'ya ziyaret. MHP lideri Bahçeli, kader mahkumlarını af isterken adını verdiği Alaaddin Çakıcı'yı Kırıkkale'de hastanenin mahkum koğuşunda ziyaret etmiş ve bir de kendisine tesbih hediye etmiş. O ziyarete ilişkin fotoğraflarsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılmıştı. Habertürk de o fotoğrafa yer vermiş. Yeni Şafak'a geçtik. Yeni Şafak'ta dikkatinizi çekmiştir geniş puntolarla hazırlanmış bir manşet. FETÖ'nün patronu, masonlar saldırıda yorumu var Yeni Şafak'ta. Türkiye 24 Haziran'a giderken ekonomik kalkışmayla karşı karşıya. FETÖ'nün patronu, masonlar ve içerideki ortakları tüm olumlu ekonomik göstergelerin aksine kriz havası oluşturarak seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor. Uzmanlar 4.92 seviyesini gören doların ekonomik darbe senaryosu olduğuna dikkat çekti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu da bu haberin hemen sağ tarafına konulmuş Yeni Şafak'ta. Ama bir başka habere geçeceğiz, diğer gazetelerde değinmiştik çünkü. İnce'de kriz lobisinde yatırımın durmasını istedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'de kriz lobisine katıldı. Kamyon duvara toslamak üzere diyen İnce, Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyiniz. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini paylaşınız açıklamasını yaptı. Bu açıklamada Yeni Şafak'ta yer bulmuş. Ve son olarak gazete turunda Milliyet'e bakacağız değerli izleyenler. Milliyet'te yine dolar konusu ön planda, merkezden hamle diyor. Diğer gazetelerde değindik, bir başka konuya geçeceğiz. Milliyet'te canavar kamyon. İstanbul'da onlarca hafriyat kamyonu Arnavutköy'de Milli Egemenlik Caddesi'ni kullanarak İhsaniye Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasına okul çocuklarının arasından gidiyor. O tehlikeli görüntü işte, görüyorsunuz fotoğrafta, sol tarafta çocuklar, sağ tarafta hızla giden bir hafriyat kamyonu. Sürekli gündeme gelen bir konu bu, Türkiye'de bir türlü çözülemiyor. Bir yorum daha var haberde: yalnızca İstanbul'da 2 yılda 52 can alan hafriyat kamyonlarının sürücülerine karne verilecekmiş. Bundan böyle karnesi kırık olan da meslekten men edilecekmiş. Hadi bakalım, umarım olur. Milliyet Gazetesi ile birlikte turumuzu noktaladık ama gelişmeler TGRT Haber'de. Günaydın Türkiye'de devam ediyor. Yolcu uçağının yükseldiği sırada yıldırım düştü. İşte o anlar. Görüntüler Batman'da kaydedildi. Ankara'ya giden yolcu uçağı havalimanından kalkış yaptı. Uçak tam havalandığı sırada yıldırım düştü. Neyse ki düşen yıldırım uçağa teğet geçti. O anlara şahit olan bir vatandaşsa cep telefonuna o anları işte böyle kaydetti. Sıradaki haber durağımız İzmir. Yolun ortasında alev alan ve yanan minibüs büyük bir panik yaşadı.
İzmir'de park halindeki bir minibüs birden alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bütün minibüsü kapladı. Yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrasında minibüs küle döndü. Şoför direksiyon başında bayılınca öğretmenleri taşıyan servis de otobüs durağına daldı. 5 kişi yaralandı. Sürücüsü bayılan servis durağa daldı. Sürücü ve 4 öğretmen yaralandı. Durağın boş olması olası faciayı önledi. Sanırım şoför bayıldı. Direksiyonu tutan da yoktu. Birileri içeriden direksiyon tutun diye bağırıyordu. Sonra savrulduk. Zaten herkes birbirinin üstüne sağa sola savrulduk. Mardin yolunun Şanlıurfa girişinde öğle saatleriydi. Öğretmenleri taşıyan servisin şoförü direksiyonda bayıldı. Reşit Bey'in kullandığı araç otobüs durağına yöneldi. Karali Kaplıcaları civarındaki köyleri okullarda öğretmen olarak görev yapıyoruz. Sabahçı grubuz. Urfa merkeze dönerken durmuş. Minibüste toplam 17 öğretmen vardı. Kaza sırasında otobüs durağı boştu. 4 öğretmen ve servis şoförü yaralandı. Kardeş, şunu da size verelim. Servis minibüsü kazada ağır hasar aldı. Minibüsten kopan parçalar yola saçıldı. Kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servisteki öğretmenlerden Şahin Uçan dehşet anlarını anlattı. Sanırım şoför bayıldı. Direksiyonu tutan da yoktu. Birileri içeriden direksiyon tutun diye bağırıyordu. Sonra savrulduk. Zaten herkes birbirinin üstüne sağa sola savrulduk. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eli çöp kamyonunun pistonuna sıkıştı. Dakikalarca uğraştılar çıkarabilmek için. Abi sancıldı, elim kopacak burada abi, uyuşturma böyle. Oynamasın herhalde. Ekmek parasının peşindeydi, çöp kamyonunda temizlik işçisiydi. Her günkü gibi çöpleri topluyordu ama hiç hesapta olmayan bir şey yaşandı. Kolu çöp kamyonunun pistonuna sıkıştı. Olay İstanbul Esenler'de yaşandı. Genç adam çöpleri topluyordu. Kamyonun pistonuna karton sıkıştı. Sıkışan kartonu çıkarmak isteyen işçinin kolu bir anda pistonun arasına sıkıştı. Acı içinde bağırmaya başladı. Yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar bir yandan işçiyi sakinleştirmeye, bir yandan da sıkışan elini çıkarmaya çalıştı. Temizlik işçisinin mesai arkadaşı çöp kamyonunun şalterini açtı. İşçinin sıkışan eli pistondan çıkarıldı. Temizlik işçisine yardım eden Gökhan Tosun o anları anlattı. Herhalde pistonlarına bir karton gibi bir şey sıkışmış. O da açılmaması gereken yeri açıyor aslında orada çalışan işçi. Eli oraya sıkışıyor. 10 dakikaya yakın uğraşıldı. O sırada işte arkadaşı, diğer mekanist arkadaşı şarteliyle, aracın o çöp arabasının şarteliyle oynamaya başlayınca piston Allah'tan aşağı doğru indi, açınca kendini kurtardık ama bayağı bir ezilme vardı yani. Elinde bayağı bir ezilme vardı. Genç adam hastanede tedavi altına alındı. Kar maskeli iki soyguncu 24 saat geçmeden yakayı ele verdi. İstanbul Sultan Gazi'de bir günde iki market soyuldu. Kar maskeli iki soyguncu silahla tehdit ederek kasiyerden paraları istedi. Canının derdine düşen çalışan da bütün parayı tezgaha attı. Tezgahtaki paralarla kaçan iki soyguncunun sonraki adresi yine başka bir market oldu. Biri kolundan tutup silah zoruyla rehin aldığı çalışanı depoya götürdü. Depodaki kasayı açtırdığı çalışanı daha sonra marketin ortasına getirip diz çöktürdü. Başına silah dayadı. Kadın çalışan rehin tutulurken diğer soyguncu da ofis bölümündeki kasayı boşalttı. İki soyguncu çaldıkları 9 bin lirayla kaçtı. Ancak soyguncular 24 saat geçmeden yakalandılar. Kasiyerlerin ifadelerinden soyguncuların önce eşkalleri ardından adresleri belirlendi. Aramalarda iki tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda mermi bulundu. Onaylı gasp suçundan sabıkalı olan 17 ve 19 yaşlarındaki soyguncular şimdi cezaevinde.
Eski sevgilisine şantaj yapan kadın suçüstü yakalandı. Şantaj yaptığı paraları alırken suçüstü yakalandı. Bir iş adamı eski sevgilisinin kendisine şantaj yaptığını söyleyip şikayetçi oldu. Eski sevgili olan kadın uygunsuz fotoğraflar çekmişti. Bunları yayınlayacağını söylüyordu. 48 yaşındaki adam polisle işbirliği yaptı. Pakistan uyruklu eski sevgilisiyle İstanbul Mecidiyeköy'de bir kafede buluştu. İş adamı seri numaralar alınan paraları kadına verdi. Tam da o anda polis ekipleri suçüstü yaptı. İş adamına şantaj yapan kadın gözaltına alındı. İfadesinde borç verdiğim parayı alıyordum dedi. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapısına dayanan polisi gören zehir taciri evdeki uyuşturucuyu bakın ne yaptı. Döktük sudan. Yakalanacağını anladığı uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştı. Adana'da bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapıldı. Ekipler verilen adrese baskın düzenledi. Evet, narkotik ekipleri eve girmeye çalışırken şu gördüğünüz şişedeki benzinle sobaya döküp 36 derece sıcakta sobayı yakmış. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Bir kısmı yandı uyuşturucu maddelerin. Kapı açıldığında evde soba yandığı ortaya çıktı. 36 derece sıcaklıkta soba yakılması ekipleri şüphelendirdi. Sobada genetiği değiştirilmiş esrar yakıldığı belirlendi. Polis sobayı söndürdü. İçindeki uyuşturucuya el koydu. Kilolarca uyuşturucuyu yazın gününde sobada yaktılar. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı. Park halindeki iki minibüs alev alev yandı. Her ikisi de kullanılamaz hale geldi. Allah Allah. Aradım ya. Uzaklaş. Birinde başladı, diğerine de sıçradı. İki minibüs alev alev yandı. Her şey yandı ya. İtfaiye nerede? Yakında mı ki? Olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. Duraktaki bir yolcu minibüsü aniden alev aldı. Yangın hızla büyüdü, minibüs alev topuna döndü. Yanındaki diğer minibüse de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Her iki minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Yol ortasında oluşan girdapsa korkuttu. Dolu ve sel vurduğu yol ortasında girdap oluştu. Burası Erzurum'un Karaçoban ilçesi. Bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu yarım saatte hayatı felç etti. Hatraş Deresi taştı, ekili tarım alanları zarar gördü. Yol ortasında oluşan girdap köylüleri korkuttu. Girdap etrafındaki tahta parçalarını böyle yuttu. Meteoroloji uzmanları bölgede 3 gün boyunca kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'deki 611 bin Suriyeli öğrencinin eğitime erişiminin sağlandığını açıkladı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin eğitim alması için çalışmalar sürüyor. Kriz zamanlarında Herkes İçin Eğitim 2 projesiyle Suriyeliler okula kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında bu proje için sağlanan ek 160 milyon avroluk hibe için protokol imza töreni düzenlendi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin eğitim durumu hakkında bilgi verdi. Suriyelilerin ülkemizdeki okullaşma oranı %63'e yaklaşmıştır. Suriyelilerden 976.200'ü de eğitim çağındadır. 21 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 611.524 öğrencinin eğitime erişimi sağlanmıştır. Avrupa Birliği projelerinin tamamlanmasıyla birlikte toplam ülkemizde 215 okul yapılacaktır.
Bu okulların 60'ı prefabrik, 155'i betonarme olacaktır. Ve bu okullarla birlikte 5160 derslik ile 153.000 öğrenciye eğitim altyapısı sağlanmış olacaktır. Lastik botla çıktıkları yolculuk sahil güvenliğin operasyonuyla noktalandı. 49 kaçak göçmen yakalandı. Lastik botla Yunanistan'a gidiyorlardı. Botta 49 kaçak göçmen vardı. Umuda yolculukları yarım kaldı. Sahil güvenlik ekibi botu durdurdu. Farklı uyruklu 49 göçmen yakalandı. Göçmenler İzmir'in Dikili ilçesinden yola çıktı. Amaçları Yunanistan'a gitmekti. Göçmenleri taşıyan bot mobil radara takıldı. Sahil güvenlik ekibi harekete geçti. Lastik bot önü kesilerek durduruldu. 49 kaçak göçmen yakalandı. İflas eden bir muhasebeci evrakları etrafa saçtı. Esnaf samanlıkta iğne arar gibi evraklarını aradı. Faturalar sıfır fatura. Yani şey yapılabilir vaziyette, kesilebilir vaziyette. Kaşelerde burada ve daha yüzlercesi var. Görmüş olduğunuz evrakları yukarıdan aşağı atmış. Bizim ailecek burada 6 şirketimiz var. 6 şirketimizin dosyasını burada arıyoruz. İflas eden muhasebeci evrakları yere saçtı. Mağdurlar evrak deryasında belge aradı. İzmir'de bir muhasebeci iflas etti. Muhasebeci 350 kişiye ait resmi evrakları iş alanının boşluğundan zemin kata fırlattı. Bugün haberimiz oldu. Arıyoruz işte bildiğiniz gibi. 3 arkadaş geldik buraya ama halen bulabildiğimiz yok. Bu gidişte bulamayacağız da. KDV bildiriminde bulunmak zorunda olan esnaf belgelerini bulabilmek için adeta samanlıkta iğne aradı. Fatura kesiyoruz. Müşterilerimiz faturaları işlediği için büyük ihtimalle bunların cezasını yiyecekmişiz. Öğrendiğim kadarıyla minimum 3 bin lirayla 5 bin lira arasında bir değişkenlik bir fiyatı varmış bunun. 3 bin lirayla 5 bin lira arasındaki cezayı 350 mağdur kendi cebinden ödeyecek. Yani arıyorum tarıyorum ne bir evrak var ne bir şey var. Gördüğünüz gibi ortalıkta hepsi aşağıya saçılmış. Yani darma duman edilmiş. Bunlar resmi evrak, kıymetli evrak sonuçta. 50 liralık yardım kartı dağıtımında bir an önce parayı almak isteyenler izdihama neden oldu. Kimi çocuğuyla girdi kalabalığa, kimi de öne geçmeye çalıştı. 50 TL'lik yardım böyle izdihama neden oldu. Görüntüler Kilis'ten. Bir iş adamı Ramazan dolayısıyla kimliğiyle gelene 50 TL'lik gıda yardımı kartı vereceğini duyurdu. Haber Kilis'te yayıldı. Aslında her şey düzen içinde yapılacaktı. Dağıtımın yapılacağı otelin önü ana baba gününe döndü. Kadın çocuk, genç yaşlı yüzlerce kişi otele akın etti. Ancak bir an önce yardımı almak isteyenler düzeni bozdu. Görevliye kimliklerini uzatabilmek için birbirlerini ezdiler. Görevliler düzen sağlamak için çok çabaladı ancak başaramadılar. Zaman zaman görevlilerle vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. İtiş kakış hiç eksik olmadı. İzam polisin devreye girmesiyle son buldu. Kimliklerini görevliye ulaştırmaya başaranlar 50 liralık yardıma kavuştu. Çalışanlar aman dikkat. Bir kişi iş yerinde mesai arkadaşına kalıbının adamı değilsin dediği için tazminatsız işten atıldı. Yargıtay da bu kararı haklı buldu. Diyelim ki iş yerinizde çalışıyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşınıza çok sinirlendiniz. Dediniz ki kalıbının adamı değilsin. Eyvah. Ne olur biliyor musunuz? Öyle bir şey demem ki. Benim arkadaşımsa kalıbının adamı ki benim arkadaşımdır. Kalıbının adamı olmayan benim arkadaşım olamaz. Bir işçi iş yerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşına hakaret etti ve işvereni onu tazminatsız işten çıkardı. İşçi bu sefer soluğu mahkemede aldı. Yerel mahkeme işçinin kıdem ve ihbar tazminatını almasına hükmetti ama dosya Yargıtay'a kadar gitti. Siz bir işveren olarak ne yapardınız?
bir şekilde uzlaşma yolu halletmesi lazım. Yani iki kişi böyle bir tartışma yaşadıysa bunun hallolması lazım. Peki Yargıtay ne demiş biliyor musunuz bu karara? Nedir? Evet, hakarettir, olabilir demiş. Tazminatsız atmak çok yüksek bir ceza. Yargıtay kalıbının adamı değilsin sözünü hakaret saydı, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez dedi ve işçiyi tazminatsız işten kovan işvereni haklı buldu. Bu yeni bir şey mi? Evet. Yargıtay mı karar verdi? Yargıtay demiş ki evet, hakarettir ve tazminatsız kovulabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Evet. İkimiz de bu da arkadaşıyız. Ege bölgesinde ve İç Anadolu'da bazı şehirler bir araya gelerek büyük şehir olmak istiyor. Açıklama Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Gündemimizde yeni il konusu yok dedi. Birleşmek isteyen illerin olduğunu söyledi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu. AK Parti'nin bu şekilde işte illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir planı, projesi yok. Biz bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bakın bazı iller bir araya gelerek bu büyük şehir olabilmek için işte Ege bölgesinde, İç Anadolu'da olan yerlerde isimlerini vermeyelim, 2-3 ilimiz birleşerek bir büyük şehir oluşturalım birlikte diye başvurular yaptılar, imza topladılar bununla ilgili. Önemli olan şehirlerimizin, illerimizin, ilçelerimizin doğru yönetilmesidir bizim için. Sağlıklı bir kalbe giden yol sağlıklı besinlerden geçiyor. Günde bir adet yumurta yemek kalp sağlığımızı koruyor. İşte kalbimizi koruyan diğer besinler. Domates kırmızı, toplamış köylü kızı, yanakları kırmızı, gecelerin yıldızı abi. Domates, biber, patlıcan. Kalbinizi korumak için hangi besin maddelerinden faydalanıyorsunuz? Doğal yemeğe uğraşıyoruz. Yumurtası da iyi gelir, ıspanağı da. Domatesin içerisindeki likopen maddesi kalp sağlığımızı koruyor ve uzmanlar domatesi çiğ yemek yerine pişirmeyi öneriyor. Domatesleri biz kabuklarını soyarız, atarız. Aman lütfen atmayın. Onları bir tülbende koyun. Tencerenin bir kenarında o da kaynasın. Sonra süzüp onu atabilirsiniz eğer kabukları kalınsa. Yumurtayı hem çocuklar hem de büyükler çok seviyor ve her gün bir adet yumurta yemek kalp krizi riskini %26, kalp krizinden ölüm riskini ise %28 oranında azaltıyor. Domates, biber, patlıcan. Sarımsak da kalp dostu besin maddelerinden bir tanesi, ancak antidepresan ya da kan sulandırıcı kullanıyorsanız sarımsağı doktorunuza danışmadan tüketmemeniz gerekiyor. En önemli faydalarından biri kolesterolü düşürmesi, kanı sulandırması ve tansiyonu düşürmesidir. Fındık, ceviz ve badem kötü kolesterolü ve trigliseriti düşürüyor, iyi kolesterolü yükseltiyor, kandaki pıhtılaşmayı ise azaltıyor. Damarlarımızı korumakta, damarlarımızın sertleşmesine, yani damar sertliğini, aterosklerozu engellemekte ve bu şekilde kalbin daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. Eğer kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız ıspanağı da sofranızdan eksik etmemeniz gerekiyor. Ispanağın içindeki folik asit kalbi koruyan bir vitamindir. Elma peki hocam? Elmanın içindeki pektin lifleri kolesterolün bağırsaktan emilimini engeller ve kötü kolesterolün kanda yükselmesini bu şekilde engellemiş olur. Bu şekilde damarlarımızda, yani kalbimizde korunmuş olur. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Anadolu'ya özgü Ramazan eğlencelerini yabancı diplomatlara tanıtan bir Ramazan gecesi etkinliği düzenledi. Neyler üflendi? Bir mehteran takımı sahneye çıktı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü çalışanları büyükelçilerle iftar programında bir araya geldi. Programda Anadolu'ya özgü Ramazan eğlenceleri ve kültür zenginlikleri tanıtıldı.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, program sayesinde büyükelçilerin Türkiye'yi daha da iyi tanıdığını anlattı. Kadar büyükelçinin katıldığı programda Türk siyasetine damga vuran devlet adamları hakkında sergide açıldı. Gülümseten bir görüntüyle devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye. Sokak sanatçılarının caz parçalarına yöresel kıyafetli teyzeler bakın nasıl eşlik ediyor. Görüntüler İstanbul Taksim'de kaydedildi. Mendil satan üç kadın sokak sanatçılarının çaldığı müziğe dayanamadı. Ortaya geçip müziğin ritmine kendi figürleriyle ayak uydurdu. Müziğin ritmine kendini kaptıran üç kadın kısa sürede çevredekilerin ilgi odağı oldu. Çevredeki vatandaşlar caz müziği eşliğinde dans eden üç teyzeyi alkışlayarak destek verdi. Müzisyenlerden bazıları dans eden kadınlara yerinde eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Tüm dünyanın konuştuğu kraliyet düğününde Prens William'ın yanındaki boş bir koltuk vardı. Onun kim için ayrıldığı ortaya çıktı. Kraliyet düğünündeki boş koltuğun sırrı çözüldü. Prens Harry ve Meghan Markle rüya gibi bir düğünle evlendi. Düğünde bir koltuk boştu. Herkes Prens William'ın yanındaki koltuğun Prenses Diana'ya saygı için boş bırakıldığını düşündü. Ancak koltuğun üzerinde Diana'nın fotoğrafı ve çiçek yoktu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Koltuk Kraliçe Elizabeth için ayrılmıştı ancak Kraliçe buraya oturmaktan vazgeçti. Çünkü kraliyet ailesi protokollerine göre bu tür davetlerde Kraliçe veya kralın görüşünün engellenmemesi gerekiyordu. O da düğünü daha rahat izleyebileceği bir başka koltuğa geçti. With my body I honor you. All that I am I give to you. All that I am I give to you. Evet, günaydın Türkiye'de. Son paylaşacağımız haberdi bu. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sadece 3 dakikalık bir ara. Hemen ardından Gülden Kalecik Demirtaş Yeni Gün kuşağıyla sizlerle birlikte olacak. Mutlu günler.